27 Nisan 2007'den Baba Ali baskınına <laughs> kadar gideceğiz <laughs> Şimdi o gece haber bültenlerinde düştü. İşte, Genel Kurmay'ın ıı, Kuvvetler sitesinde. Tabii. Ondan sonra işte bildiri yayınlandı. Bildiri. haberler kesildi işte Tabii. falan filan. Ben Son bir şey söyleyeyim. Sırada... hiç unutmuyorum o günü. Haber 7 vardı o zaman. Ülke yok. İşte Fethullahçıların kanalları onlar giremedi. Bunu da unutmuyorum. En TV gibi CNN gibi orada da hep şey yorumcular. Hükümet yarın istifa etmelidir. Yani çok sevdiğim insanlar bile hükümet yarın istifa etmelidir dedi. Yine orada en, en cesur Hasan Cemal çıktıydı. Asla istifa etmemeli. Tayyip Erdoğan direnmeli falan. O gün Hasan Cemal şeydi yani kahramandı. Ee, yani Mehmet Altan falan da o programdaydı. O sırada o da o söyledi. Öyle mi? Yani şeyde miydi? Söylemedi yani. ama yani bu, bu e, tabii, asla, tabii, tabii. Kabul asla kabul edilemez. Tabii, tabii. O, hani hatırlıyorum. Fakat Biraz sonra bilgisayara geçtim. Bir baktım orada ne mutlu Türk'üm diyene demeyen işte bilmem e, vatan haindir. Bilmem ne tabii, mutlu Cümleyi almış yapıştırmış. Benim TSK Gov.tr ya da işte neyse ha. o zamanki şeyle o uzantıyla bana göndermiş. Allah Allah. Şimdi böyle bir evet kurumsal bir mailden geldi. Sonra o e, mail sitesi e, et, edin, kapatıldı. Mi? Evet. Yani sonrasında Aha. kapatıldı ama o zaman açıktı ve o zaman yazdığımda bunu da belirttim. Dedim ki bakın bana özel bir e, buhtura geldi. Şimdi, dolayısıyla e, o 27 Nisan bence 15 e, Temmuz'unda bugünkü e, darbe karşısındaki dik duruşumuzun da bence miladı. Tabii kesin. Yani 27 Nisan... E, hmm o kadar önemli bir hadise ki orada yani domino taşları e, hem iktidarın hem de legaliteyi savunan kesimlerin üzerine doğru itildi. Eğer burada e, basınıyla, siyasi partileriyle... Açıklamayı da ile... Cemil yaptırmıştı Tayyip Bey. Yani devleti en, en devletçi Tabii. Cemil Çiçek çok sert bir açıklama yapmıştı. O 28 Nisan sabahı. İlk konuşması müthiştir yani gerçekten. Müthiş müthiş bir o eğer oturup da o domino taşları öbür tarafa itmeyi başaramasaydık Tabii. O, bugün demokrasiyi en azından... Hayatımda katıldım. Değil. ilk eyleme 28 Nisan sabahı katıldım. Gittim o zaman genç sivillerle beraber. 2007. 2007, <laughs> 2007 pardon. 27 Nisan, 28 Nisan 2007. Sabahın köründe gittim hiç unutmuyorum. Ondan sonra Dedim bana bir şey verin. bir şey O darbeye hayır falan dedim. Darbeye hayır falan bana yetmez dedim. Şey yazalım dedim. Ne yazalım abi dediler. Bakalım. Dedim yazın. Televizyonda emekli general görünce kusmak istiyor. Böyle bir şey. Benim çıktı o yayınlandı, yayınlandı da o. Yani televizyonda bir emekli general daha görürsem kusacağım. Gittim onu kaldırdım. Hatta Yıldıray kaldıracaktı ben kaptım. <laughs> ben kaptım. Ben kaldırdım. Yıkıldı ortalık o zaman tabii. Ve hakikaten o Türkiye'nin Evet, Demokratik dün, mücadelesinin başlangıcı oldu. Dönüm noktası. Dönüm noktası oldu. Ve ondan sonra e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir başka hamle yaptı ve seçimlere götürdü Türkiye'yi. Evet. Yani bu çok, bence, çok önemli. 167 e, kararı geldi. Millete yani, gidiyorum dedi. Demokrasi tarihimizin dönüm noktalarından birisiydi. Tabii tabii. tabii. Dolayısıyla e, ondan sonraki o taşlar tarafa doğru yıkılmaya başlayınca zaten e, birçok şey yani tamam bitmedi ama... En azından Ve soruşturma başladı hamle üstünlüğü yani o aslında soruşturması aslında saçmalığına maalesef ya yani çok üzülüyorum yani orada babalar gibi darbeciler yargılanacakken alakası bir sürü insana sırf fetullahcı kadro önünde diye içeri sokar 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 soruşturma bütün meşruiyetini yani, bitirdiler yani sahte belgeler sahte bilmem bilmem belgeler bilmem, bilmem, yani bilmem. bilmem. yani aslında suçlu olmadığını var. kimse söyleyemiyor ya balyozda yani, açık, bez... açık açık konuşma var. Evet. Bunun üstüne sahte belge yaratmak. Niye orada amaç ne? De. Derdi o Çetin Doğan ve ekibin değil ki. Önlerinde kim varsa bu sonra 15 Temmuz'da aktif olacak subayların önünü temizlemek. Oradan çıktı sonra bir sahte belgeler işte yani ne oldu o zaman Balyoz'un da kendisi şahalle şey geldi. Şahibeli. Ya, o darbe, darbe konuşmaları var orada